Biraz koyabilirsin de. Nasıl abi? Efendim abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Abi bu dimağın içerisinde berzak hangisine bakıyordu? Akla bakıyor abi. Yani tahayyüle. Tahayyül, taakul. Hayır, taakule pardon. Evet, taakul. Taakule bakıyor. Berzak, iman küfürü kabul etme, reddetme özelliğine sahip. Ya, berzak tam orası. Evet abi. Yani ben de öyle şey yapmıştım, oraya kaçırmıştım. Olsa sonrası olur diye evet, teyit ettirmek için soruyorum tekrar. Eyvallah abim, eyvallah. Eksik olmayın. Allah çok, razı olsun. Amin. Çok, bu akıl çalışması bitti böyle. Tanıdıkça daha acayip, muhteşemleşiyor insan ve kainat. Buraya koyabilirsiniz siz. Yani oku bu aklı, bu dima çalışmamdan sonra kainat daha muhteşem, daha girift, daha muamma, daha garip, daha latif, daha açık, daha kapalı, daha cüz, daha kül, daha sırlı, daha açık. Yani çok garip yani. Hakikaten bazen ilim meclisleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselam teşbih için, benzetme için, teşvik için dememiş. Tabi onları da barındırıyor ama cennet bahçelerinde bir bahçe demesi bu böyle meclislerde mekanın üzeri kalkıyor arkadaşlar. Ne kadar ihlas varsa, sadakat varsa, uhuvvet ve tesanüt varsa bulunduğu mekan kalkıyor. Alem-i şehadetin tenteneli perdesi yırtılıyor. Orada oluyor bu şeyler. Ne konuşuluyorsa o alemle taalluk ediyor. Mekanlar kalkıyor. Mekanlar kalkıyor. Mesela adamı gömdüler Adana'ya ama adam liyakatı var. Şu falan yere. Ne bileyim Eyüp Sultan'a. Adam Eyüp Sultan'a yatırdılar ama adam Firavun. Doğru Ebu Cehil'in yanına kaydırılıyor aşağıdan. Peki, saatimiz doldu. Sorusu olan olursa, mevzuyla alakalı sorarsınız. Şimdiye kadar bütün dersleri 4. şuadan takip ediyorduk. Bir değişiklik yapmak istedim bugün. Kur'an psikolojisi yapacağım. Hapiste Kur'an'a sırf psikolojik diye baktım. Yani yap, yapma, de, deme. Böyle düşün, düşünme diye. Yapabildiğim kadar. O zamanın haleti ruhiyesiyle aynama düşenleri şey yapacağım. İlk önce sure numarası, sonra ayet. Peki ayete baktığımız zaman bazen aynı metini görürüz. Çünkü ayet sarihse veya ben ima, işari, remzi, telvi manada orada haletim yakaladı ama ayetlere sırf psikoloji diye baktım. Ahkam olarak, tefekkür olarak değil. Numaraya baktığınız zaman göremeyebilirsiniz. Öyle bir şey göremeyebilirsiniz şimdiden söyleyeyim. Zaten aşina olanlar biliyor. Yeni girenler için söyledim. İlk önce bir sure numarası söyleyeceğim. Sonra ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ala Resulina Muhammedin selavat. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak istifade ve istifaza ettirsin. Zihin açıklığı versin. Amin. Meryem suresi. Meryem suresini başlamıştım. 47. ayetteyim. 47. Kesin alametleriyle kafir olarak ölene dua yapılmaz. Onun affı istenmez.
47. 54. Gittim ama bulabildim. Bak 47'den 54'e atlamış. 54. Sözünde sadık ol. 55. İnsanlara namazı ve zekatı hatırlat. 56. Her şeyden evvel insan ilk önce iyi bir insan olmalı. İyi bir doktor, iyi bir mühendis, iyi bir hoca olmadan önce iyi bir insan olmak lazım. Tabii ki böyle ayet anlatmıyor. Demek ki her şeyden önce iyi bir insan olacağız. 76, 56'dan 76. Hidayet arayanlaradır. Hidayet kimleredir? Arayanlaradır. İnsana akıl ve idrak yeteneklerinin verilmesi, insana akıl ve idrak yeteneklerinin verilmesi, vahiy gelmesi, iman ettiği gibi yaşayanların hak ettikleri nimettir hidayet. Demek ki şöyle bir misalimiz vardı. Bir de okuyacağım bu ayet ama şu misali vereyim. Güneşe haşa şemsezeli deyin Cenab-ı Hak. Güneşten gelen ve güneşin bütünselliğini tazamun eden küçük bir güneş olan foton yani ziya alem-i şehadete geldiği zaman çekim yasaları, ısı, ışık, renk vesaire hakikatten ortaya çıkıyor. Güneşten gelen ziya ışık değil, nur da değil, ziyadır. Ama maddeye çarptığı zaman ziya nura dönüşüyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Barla layıkasında geçer bu ayet. Ve şemse ziyaya yani şemse ziya vel kamera nura. Yani aya nur nispet ediliyor. Şimdi bu misalden sonra şemsezeli güneş. Güneş şemsezeli. Foton hidayet. İnsan panjurunu açar. Perdeyi açar, içeriye güneşi onaylarsa içeriye ortaya çıkacak ışık, ısı vesaire iman. Onun için Allah hidayetini artırsın deniliyor. Şimdi 76. ayetten hidayet şöyle diyor. Hidayet arayanlaradır. Devamlı ziya vurur camına, pencerene vurur. Böyle vurur. Yani senin kapına vurur. Açıyor musun, açmıyor musun? Onaylarsan o hidayet imana dönüşür. Bugün bir kardeş sordu. Osman buradaysa onun vasıtasıyla sordu. Benim telefon bilmiyordu. Diyor ki, din mi daha cami, maneviyat mı? Şeye attım. WhatsApp mecul grubumuza attık, dima gruba attık böyle. Din hayatın hayatıdır, sistemdir, yazılımdır. Din bütünseldir. Maneviyat ise din ve maneviyat arasında şeriat var. Şeriat şartlara yani sistemin şartlarına uyarsan yani kurallarına uyarsan, yöntemine uyarsan örneğin misal. Allah Resulü diyor ki şeriattan ben yaparken diyor çıkmadan her şeyi bitirdin. Ayağını bilekten aşağı yıka diyor ayaklarını. Baş ağrısı olmaz diyor. Bir. Banyo yaptığın yere örnek niçin bunlardan veriyorum? Zaten alışmışsınız bana. Yani soru soruluyor. Sorulara hem cevap niteliğinde olsun hem istifade edilsin hem bir şey öğrenelim diye. Banyo yaptığınız yerde diyor bevl yapmayın tam o kabinde. Çünkü vesvese hastalığına düçar olursunuz diyor. Şimdi bu nedir? Ya bir din gibi gözüküyor. Ya peygamber demiş ya, banyo yaptığınız yerde işemeyin diyor kısacası. Belki anlayan anlamayan olur. İşemeyin. Vesvese hastası olursunuz diyor. Bu dindir. Uyarsan bu şeriata, şer'i şartlarına uyarsan, buna uyarsan bu şeriat işte. Şart.
Yani bulunduğun ortamda doğru bir iş yapmak. Şu anda ne yapacağım? Şu anda ders dinliyorsunuz. Ben de takdim etmeye çalışıyorum. Bu şeriattır. Yani nasıl dinleyeceğim? Ne yapmam lazım? Ben ne demem lazım? Şimdi banyoda ben oraya bevletmemem gerekiyor. Niçin? Bunu sonucu bilmeyebilir, vesveseyi bilmeyebilir. Ya Resulullah böyle dedi. Aleyhissalatü vesselam. Bu şeriattır. Şartlarda doğru yapmak. İfrat ve tefrit. Ha, din, sonuç, insanda ortaya çıkan maneviyat, ortasında şeriat var. Yani sisteme uyma. Din, sistemin bütünselliğidir. Ne kadar şartlarına uyarsan sen de ortaya çıkan sonuç maneviyat. Yani din ile maneviyatı soruyor. Ama bu normal bir insan değil. Üniversitede tez yapıyor, doktora tezi yapıyor. Din ile maneviyat şeyini yazıyor. Hangisi daha cami diye sordu. Şimdi niye buraya atladım? Hidayetle iman. İman sonuçtur. Sistem hidayettir. Hidayet kimedir? Arayanadır diyor 76. ayet. Hidayet arayanlaradır. Nasıl yapacağız? Nasıl arayacağız? Arama şeklini söylüyor. İnsana akıl, idrak, yeteneklerinin verilmesi, istidatların verilmesi, başka vahinin gelmesi, iman ettiği gibi yetmiyor. İman ettiği gibi yaşayanların hak ettikleri nimet hidayettir. Gördünüz mü abi? Bir, hidayet arayanlardır. Tamam ya Rabbi. Akıl, idrak, yetenek, istidatlar veriliyor. Sen bunların benzini manası olan vahiy, bu makinenin benzini olan vahiy de sana veriliyor. Bu arabayı çalıştır, senelerce orada tutma, paslanır. İman ettiğin gibi de yaşarsan hak ettiğin nimeti bulursun. Bana onu Kadıköy Belediyesi'nin seminerinde sormuşlardı, böyle sıkıştırmak için masama koymuşlardı kağıt. Men yeşa, Allah diyor ki, diyor, ben hidayeti istediğime veririm. Dolayısıyla cebir yok mu demişlerdi. Evet, Cenab-ı Hak diyor ki, men yeşa, ben hidayeti istediğime veririm. İstediğime. Bana vermediyse istemedi beni demektir, diyemek istiyor. Allah hidayeti kime veriyormuş? İstediğine veriyormuş. Allah'ın hidayetini almak istiyorsan, Allah'ın istediği gibi olursan, Allah'tan istediğini alırsın. Bir daha. O zaman acayip olmuştu. Bir grup kalktı, alkışlıyordu. Bir grup böyle buz kesti, gözüküyor böyle. Allah'tan istediğini almak istiyorsan, Allah'ın istediği gibi ol. Allah'ın istediği gibi olursan Allah'tan istediğini alırsın. O zaman ne diyor? Ben hidayeti istediğime. Kim o? Kim? Senin istediğin kimdir ya Rabbi? Beni isteyenlere. Ben de öyleyim, sen de öylesin. Sevmiyor, nefret ediyor. Bizimle düşman, alakadar değil. Ben ona ne anlatacağım ki? Tercih etmem ki. Gençlere söyleyeyim. Abi dedi, birisi diyor, delikanlı diyor, beni istiyor, evleneceğim. Ben diyor onu istemiyorum, ben de birisini istiyorum. Beni istiyorlar, bir de ben istiyor. Abi bana bir akıl versene dedi ya. Ben bilmem dedim meziyetlerini. Ama bildiğim psikoloji şu: senin istediğini bırak, seni isteyenleri iste. Seni isteyenleri tercih et. Benim tercih ettiklerim beni tercih etmeyebilir. Ama garantisi var. Beni tercih edenleri ben tercih etmem lazım. Ya ne kadar hoş ya. Sistemi bildin mi? Tıkır tıkır işliyor. Abi gene olumsuzluk oldu. Artık o da kader. Çünkü Müslümanın keşkesi hiç yok. Hiç bataklık yok. Keşke bataklıktır. Nedir o? Böyle oldu. Tamam, bu kader kardeş. Evlilik kader midir? Evlendin mi, evlenecek misin? Evleneceksen tekliftir, kader değildir. Evlendin, bitti mi? Kaderdir. Mazi kaderdir. İstikbal tekliftir. Neyse, 83.
İnşallah sıkmıyorumdur sizi. Böyle güncel hayata hem bana sorulan sorulara misallerimi o yönden vermeye çalışıyorum. 83. ayet Meryem suresi. İnsanlar inkar ve kötülüklerini sürdürdükçe şeytanların onlar üzerindeki baskı ve tesirleri de artar. Ya insanlar inkar veya kötülüklerini sürdürdükçe, nankörlük var ya, ben kötülüğü devam ettim. Müslümanın kötülüğü nedir dedim. Sevgili canım kardeşlerim, şu belki şimdiye kadar gaflet olmuştu ama şu cümle için zihninizi açmanızı istiyorum. Bir insanın Allah'a veya bir insanın başka bir insana en büyük kötülüğü nankörlüktür. Kur'an'da da gördüm. Şeytanın 6 tane sıfatına çıktım. Şeytan kibirlendi, haset etti, ben merkezli düşündü, yeyse kapıldı, nankörlerden oldu. Ne yaptı? 5. Nankörlerden oldu, nankör. Yani o da hatırıma gelirse söylerim. Yeni şey nankörlerin en büyük nankör, küfrani nimet, sözünü bozması bu nankörlerdir yani. Nankör. Vefasız yani, vefasız. Yani en nedir o bizde uygularsak, yani evde ben eylemi çok seviyorum. Evde nasıl olur? Ya çocuklarının anası, çocuklarının babası. Bu kadar mazimiz var, bu kadar iyiliklerimiz var, bu kadar güzel hatıralarımız var. Ya, takıldın ona buna, bir iki tane şu sebepler, şöyle oldu, böyle oldu. Hadi bilmem ne, hadi lan bozucu bir şey. Ya, evde kavga yemekteki tuz kadar olursa çok güzeldir. Kavgasız ev tuzsuz yemeğe benzer. Ama tuz kadar olmalı, fazla değil. Tek başına da yenmez. Onun için en ufak şeyle böyle son uçlar oynatmamak gerekiyor. Yani hemen poşetimizi böyle şeye benziyor. Cahil bir insanı böyle tutsak ettikleri zaman işkence yaparlar. Bıçak vurunca hemen kan döküldüğü gibi her şeyini döküyor. Bir kızıyoruz böyle. Karı koca, bilmem çocuk, anne baba, her şeyimizi döküyoruz. Dur lan, kızdın diye niye döküyorsun ya? 2 gün önce sana bir sır açmıştım. Bazı sırları biliyordun. Niye ortaya seçip savuruyorsun ya? Evet, vefa gayri indim. Evet, mahkematta onu bir bakayım ben. Şöyle, benim mouse niye çalışmadı? Heh. Uzaktan, o çok hoşuma gitti. Benim çok sevdiğim şey ama beni yolumdan çıkarır bu. Tılsım yedi kule gafur atmış galiba. Muhakimat 96. Ey davana kurban olayım ustadım. Çünkü insan insana kurban edilmediği için ne diyor biliyor musun? Vefa neymiş bu zamanda? Gavri inidama çekildi. Yani çıkması çok zor, kuyuya indi. Vefa. Sonra vefa ortadan kalkınca ne oldu? Tufanı Gadr feverana başladı. Gadr, böyle gaddarlık, hainlik, kibirli, gururluk. Yani bir şey verdik lan sana, emanet verdik. Nedir o? Bir sırrımı verdim, bir şey anlattım. Hemen döküyor. Sen var ya zaten, gözüne dizine dursun. Yani niye böyle oldu? Vefa gavri nidama çekilince, çıkması çok zor bir kuyuya inince vefa tufanı gadr feverana başladı. Sonra kal ve amel ortasını uzun bir mesafe açıldı. Yani doğru yaşamakla iddia ettiği arasında yani Allah'a vefa yok. İddia ediyoruz. Yaşantın ne be kardeşim? Yaşantım ne benim? Yaşantım ne ya? Bugün bir tanesi diyorum. Abi niye bu dersleri genel böyle canlı? Yok kardeşim, ihtiyacı olanlar alsın oradan. Biz kalitenin peşindeyiz. Kalite. Yani dediğini yaşıyor musun? Kosova'da söylemişti bir yaşlı adam deli dükkanında. Allah selamet versin. Hiç unutmuyorum. Oğluna bir şey anlatıyorum ama deli dükkanında ben onu adamı görmedim. Kenarda oturuyormuş yaşlı bir adam bastonla. Ondan sonra çocuğuna bir şey anlatıyorum.
Hoca efendi dedi. Selamun aleyküm. Aleyküm. Meğer 15-20 dakikadan beri oturuyormuş. Ben fark etmedim. Dükkan sahibini anlatıyorduk böyle. Dedi ki hoca efendim, efendi dedi. Allah razı olsun. Çok güzel şeylerden bahsettin. Tekrar hoş geldin. Türkiye'den. Sana bir şey soracağım dedi. Allah hazır ve nazır, her şeyimiz duyuyor değil mi dedi. Amenna dedim acı baba. Sana samimi bu soru sorulmaz ama benim cehaletime ver. Estağfurullah buyur dedim. Söylediklerini yaşıyor musun dedi. Ondan sonra yaptığım işi yapma söylemem gerekiyordu. Dershane hayatımı anlatmam gerekiyor. Çünkü senin şahsı bakımından tevazu yapabilirsin ama davana tevazu yapamazsın. Anlattım. Öyle mi ya dedi. Böyle de var mıymış yani böyle. Sonra kalktı ayağa. İnanın kalktı ayağa. Bastonla dersi ben de biraz anlatmaya devam ettim. Maşallah dedi. Yampuru yumpuru değil doğru Musa. O laf onun. Yampuru yumpuru değil doğru Musa. Baktım. Birkaç dakika geçti adam ayakta. Ben oğluyla konuşuyorum. Geri döndüm böyle. Hacı baba niye oturmuyorsun? Biz dedi, ay Arnavut'u görüyor musunuz Kosova, Osmanlı'nın şanlı torununa bak. Biz söylediğini yaşayanları ayakta dinlemeyi öğrendik dedi. Fesubhanallah. Ben de kalktım. Devam ediyor. E sen niye kalktın hoca efendi? Biz de bizi ayakta dinleyenleri ayakta konuşmayı öğrendik. Peki hoca efendi ben gidiyorum dedi. Şimdi vefa işin temeli arkadaşlar. Vefa kalktı mı? Şimdi ustad o vefanın dişe vuruşunu söylüyor. Muhabbet evde gitti mi? Psikoloji ya. Evde kavga oluyor. Sebebi ne biliyor musun? Öne çıkan o kavga sebepleri hakiki sebep değil. O öne çıkan var ya bana böyle diyor şöyle. İnanın vallahi inanın itimat edin. Hakiki gerçek sebep değil. Bırakın o vitrini, depoyu söyle bana diyorum. Depoyu. Nedir biliyor musun hakiki sebep? Ustattan söylüyorum, Uvvet Risalesi'nden. Bir insan, yani muhabbet kusur görmez. Muhabbet, mahbubunun kusurunu görmez. Eğer kalbe adavet girmişse hiçbir şeyi, hiçbir şeyi takdir edemezsin. Sevemez. Bir insanın kalbine de muhabbet gitti mi, kusur gözükmez kardeş. İkide bir kusur gözüküyorsa, inanın bana, istersen doktora gidin, istersen psikiyatriste gidin, psikoloğa gidin, ne tedavi alırsanız alın, ne alırsanız alın, itimat edin bu kardeşinize. Ömrüm bununla geçti, insanlarla, kendimle. Onun temelde sorunu, uhuvvet, muhabbeti yok. Muhabbet gözü kusur görmez diyor. Muhabbet gözü kusur görmez. Görüyorsa muhabbet yoktur. Ustadın şeyi. İşte vefa var ya vefa. Yani en ufak şeyle ata yaptığına hepimiz atalıyız da kusurluyuz. Yani biz birbirimize kabul ettirmek için değil ki ya. Birbirimize vatavasavvül hakkı ve tavasavvül sabr. Güzel şeyleri tavsiye ediyoruz yani. Konuşuyoruz beraber. Kardeşiz bir davanın etrafında toplanmışız. Kibirimiz, kirbit, kimisin fitil getirmiş, şişe getirmiş. Bu davada varız elhamdülillah, çok şükür. Eksikliklerimizle beraber. Ne hangimiz şeyiz yani? Yani peki ne yapacağız? Vefa edeceğiz kardeş. Gözümüzü, muhabbetimizi bozmayacağız. Ölçü nedir? Kaçıncı sayfadaydı Kastamonu? Hadi bakalım Ziyaddin meselesi. Ustad diyor ki, bak diyor, alemi gayb açılsa, o Ziyaddin Efendi'nin diyor, şu anda verdiğimiz makamda olmadığını, çok hakikaten berbat olduğu ama fiiliyatta iddiasında değil, Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesinde Kur'an'a ve hizmete, Kur'an'a ve İslam'a ve sünnet-i seni hizmet etmesi noktasında ben muhabbetimi düşürmem. Ben beraber kaldığımız vakıf kardeşlere diyorum ki, size de söylüyorum, siz de dahisiniz. Allah şahit olsun, yalana Allah şahit yapılmaz, bilerek söylüyorum. Allah şahit olsun, ben yakın bir nurcu kardeşimi hiç uygun olmayan bir vaziyette görsem yüzümü çeviririm ve verdiği muhabbeti düşürmem. Buna delilim,
Rabbim şahit ol. Bizim Zeytinburnu Merkez Dershanemizi alavera dalaverla yıkıp arsa olarak satan adama Kur'an şahitimdir ki hayırlı ömür diliyorum, dua ediyor. Vallahi dua ediyor. Çünkü bu terbiyeyi aldık biz külliyatta. Siz de göreyim inşallah eşinize, dostunuza, evladınıza, annenize, babanıza, etrafın hele aile efradınıza muhabbetinizi artırın, kusur gözükmez. Dünyada kavga edecek kadar zamanımız yok, biliyor musunuz? Bir tanesi demişti ki, abi bir şey demeyecek misin dedi. Ben inşallah bunu iddia ediyorum ama Allah muvaffak eder hepimizi yaşamayı. Muhabbete zamanım var. Adavete hakikaten ayıracak zamanımız yok. Adavet edebilmek için düşünmek gerekiyor. Böyle dedi, nasıl dedi falan. Peki bazı şeylere örnek veriyorsun. Çünkü bunları yaşadım, başka yaşadım yok, ne yapayım. Yani neyi yaşarsak onu yapayım. Ama sizin dünyanızda çok vardır. O zaman kusur gözüküyorsa evde, sıkıntı oluyorsa muhabbet azalmış. Devam edelim. Onun da sebebi vefa kardeşim. Vefa, muhakemat kaçta diyordu? Muhakemat kaçtaydı abiler? 96 mıydı? Vefa gavri nidama çekildi. Vefa kuyuya... Muhakemat 96 abi. Evet, 96 değil mi? Bak gavri nidama çekildi. Ne olursa olsun satmayacaksın kardeşim. Dava arkadaşını satmayacaksın, bırakmayacaksın. Siru seyru edafikum. Beraber yürürken aranızda zayıf kim yürüyorsa yürüyüşünüzü ona göre yapın diyor. Nerede geçiyor bu hadis? Risale neresinde geçiyor? Siru seyru edafikum. Evet. Satmayacaksın. Hele davanı hiç satmayacaksın. Ölüm dahi olsa satmayacaksın. Doğru bildiğin şeyde. Ama ahmak da olmayacaksın. Peygamber aleyhissalatü vesselam demiş ki Müslümana ahmaklık yakışmaz. Ahmak nedir? Bir delikten iki defa ısırılmaz. Başka bir yerde demiş ki yapamayacağı işe girişmez. Ha, bir şey dedin, altına çıkamıyorsan deme. Mesela kavga oluyor, bilmem ne oluyor, yapamayacaksan zillete girme. Evet, 83. ayet okuyorum Meryem suresinden. İnsanlar inkar, okuduk onu, 84. Acele etme, teniyle hareket et, etki içine hikmeti doğsun. Ha, yavaş, acele etme, yavaş demiyor Tövbe bakın. Ve hemen ben ezberden bak ne diyorum, acele etme yavaş, hayır yavaş demiyor. Acele etme, teniyle hareket et. Yani hesap ederek, merdivenleri atlama basamaklarını, Risale'de geçiyor. Sabır meselesini anlatırken, basamakları atlama. Yani her şeyin hakkını ver. Teni ile hareket et. Niçin teni? Yaparken o teni etki içine hikmeti. Ta ki teni ile hareket ederken hareketin içerisine hikmet doluyormuş. Allah hikmeti dolduruyormuş orayı. Halk arasında acele şeytandandır denmiş ya. Evet. 87. Dünyadayken şefaati hak edecek şekilde iman ve ameli olanlar, bak, dünyadayken şefaati hak edecek şekilde iman ve ameli olanlar, bir de ahirette layık olanlara şefaat etmeleri için kendilerine izin verilenler şefaat edebileceklermiş. Bir daha, dünyadayken şefaat hak edecek şekilde iman ve ameli olanlar. Mesela bir belediye başkanı, bir başbakanına bir iş yapılacaksın. Adam, bir tane şefaatçi buluyorsun. İşini rahat çözüyor. Şefaat. Bu dünyada, iyi dinleyin. Ele gafur seni iyi dinle kardeş bunu. Bu dünyada hizmet ederken, tebliğ ederken, insanların imanını kurtarırken, kurtarmaya didinirken, bu nedir?
kişiyi Allah'a karşı bağlamakta şefaatçi iken bu didinen, imanı anlatmaya çalışan, yani o gafili Allah'a, Allah'ın sevmesine, Allah'ın dinine, asrın imamına tanışmasına vesilede gayret eden o insana şefaatçi denilir. Bunu yapan kişiye değeri kadar, gayreti kadar şefaat hakkı verilecek. 87. ayet. Bir de okuyorum. Dünyadayken şefaati hak edecek şekilde iman ve ameli olanlar, bir de ahirete layık olanlara şefaat etmeleri için kendilerine izin verilenler şefaat edebilecekler. Çok şükür. Evet, bu dünyada da şefaat var kardeş. Nesim Kaplan. Evet. Şefaat var. Mesela bir kişiye diyor, zahirdeyken, mesela hala minare boyunda deccal beklerken, eli delik adam beklerken, alnında kafir yazan bir insan beklerken, sen hele ehli ilmin, Kastamonu'da söylüyor, İzmir plakası kaç abiler? 35. Ha, orada söylüyor. Onların diyor imanlarını takviye, vikaye, muhafaza etmek adına, yani hadisi madisi inkar etmek gibi iken hakiki manalarını anlatsan, Allah Allah dese veya birisine tevhid, taşir, kader veya bir psikolojiden böyle bir elinden tutma manasına merdiven koysan, dürbün versen, kuyudan çıkmasına vesile olsan, ne yapıyorsun onu? Dünya cehenneminden dünya cennetine çıkartıyorsun. Ne yaptın? Şefaat. Yani aracı oldun. Hidayet veren Allah. Sen aracı oldun, şefaatçi oldun. Şimdi bunu yapan sonsuz cehennemden kurtulmasına vesile oldun ya. Şimdi seni Allah bırakır mı? Ne diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Böyle bir insanın diyor, sahralar dolusu kırmızı koyunu kurban etmekten hasıl olan sevaptan daha fazla sevap veriliyor. Ya hadis, emirden de geçiyor bu. 97. ayet. Bir de zencefil içeceksin. Hayat bunların üzerinde. Zorlaştırma, hayat çok kolay. Zencefil kadar kolay. Bazıları diyor ki ona, nereye düştü? Delinin birisi ya. Aynen öyle. Rahat ol. Sıkma kendini. Her şey kontrol altındadır. Allah kainatı Allah'lık yapıyor. Allah kainatın patronu Allah'tır. Hiçbir şeyi kendi haline bırakmamış. Kendi halinde zannetmek zandır. Zanlara hapsolma. Sıyrıl. Alem-i şehadetin hapishanesi zandır kardeşim. Zan. Sıyrıl zandan. Bas aklına, aklından da geç arkaya. Geç arkaya dün akşamki dersin sonunda. Geç kardeşim, bırak mevcudatı. Bırak böyle cenneti gaye edinmeyi. Cenneti gaye edinen cehennem endişesi olur. Sıyrıl onlardan. Bir dini mubine hizmet etmiyorsun. Yani birisinin dinine çalışmıyorsun. Kendi dinine çalışacaksın. Ben Said Nursi'nin davasına hizmet etmiyorum. Hep Allah etmiyorum. Kendi davam bu. Benim davam. Benim davam. O da benim gibi çalışmış. O da bu lambayı getirirken gaz yağı o getirmiş. Ben de kibrit getirdim. Ötekisi de şişe getirmiş. Davam. Vallahi benim davam. Kimin himmeti, milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Ya. Ben onu Hazreti Ali'den biliyordum da meğer Hazreti Peygamber'in hadisiymiş. Bir kişinin himmeti, gayesi diyor, midesi ise onun değeri çıktığı kadardır. Ben Hazreti Ali'nin biliyordum. Hadismiş ya. Hadis gördüm, hadis olduğunu gördüm. Çok şükür. 87. Küfürde, isyanda olanlar inatla direnip yapmıyorlar. Yoksa zahirde tembellik görünüyor. Oysa inatla direniyorlar. Mesela Allah bana hidayet vermedi. Allah, dikkat ederseniz, çok hidayeti vesilelerle nasip etmiş. Kapısına kadar gelmiş ama onlar kapıyı açmamış.
Bir de size bir şey söyleyeyim. Ben Rüşt abiden duydum. Artık o Zübeyir abiden mi, hadisten mi çıkarttı bilmiyorum. Hasan dedi Rüşt abim. İnsana üç tane çok ciddi imanın dışında çok ciddi diyor. Allah çok büyük ama her şeyini değiştirecek üç tane farklı zamanlarda fırsat veriyormuş. Çok keskin bir viraj o. Tam Mevlana da şöyle der onu. Tam her şey bitti. Tamam her şey bitti dedin. Sakın diyor bitirme. O diyor kaderini belirleyecek keskin bir virajdır diyor. Mevlana'nın bu manada şey söylüyor. Sakın bitti. Her şey bitti zannettiğin an bil ki kaderin oradan başlıyor. O virajdır. Virajı alacaksın. Dedi ki Allah çok ciddi imanın dışında üç tane hayatının safhasında herkese çok ciddi fırsat veriyormuş çok. Onu değerlendir. Abi dedim nasıl anlayacağım o fırsatı? Yani hayatında çok ciddi değişime sebep olan şey o demek ki o senin birinci fırsatındı. Dedi. Yani kendisine yakınlaştırmak için ciddi fırsat. Allah onu hissedenlerden eylesin. Cenab-ı Hak o üç tane fırsata uyanık etsin bizi. Uyanık olmak lazım. Ama ben Rabbime inanıyorum ki, benim kardeşlerime inanıyorum ki, Risale-i Cid'de okuyanlara inanıyorum ki, onu hissedersiniz. Allah verir. Bir de endişe etmeyin. Ölümünüze yakın, herkes derecesine göre 1 saat, 1, 3, 5, 7, 19, 1, 1 gün, 3 gün, 5 gün, 9 gün, 19 gün, 33 gün gibi çaplarla, sayılarla herkes kabri kendisine çok yakın hisseder, anlar. Onun için şu anda öyle bir şeyiniz yok, rahat olun. Allah hissettirir, endişe etmeyin. Çünkü bazı şeylerinizi telafi edin, ufak tefek tarladaki işleri tamamlayın manasında. Rahat olun, her şey kontrol altındadır. Hiçbir şey tesadüf yoktur. Allah hakimi mutlaktır. 20. mektupta söylüyor. Madem böyle bir ilmi muhit ezeli var, her şeyi tasarruf ediyor. Kim nereye layık ve mustahak ise ona öyle muamele ediyor ve edecek diyor. 20. mektup. Rahat olun, sakın. Allah her şeyin sahibidir. Hiçbir şey kimse bırakmamış. Ama işte gafil insan zanları ile esbabı müyesir zanneder. Peki abi ya bunlar yapıyor, şöyle yapıyorlar, işte koronayı laboratuvarda yapıyorlar. Allah bazen doğa sebeplerini sebep yapar, bazen de zalim insanları, bazen de kamil insanları sana sebep yapar. Mesela hidayetine ustadı bana vesile yapmış. Peygamberi vesile yapmış, Kur'an'ı vesile yapmış. Netice Rabbimdir, Allah'tır yani. Çok şükür. Taha suresi, 20. sure. 2 ve 3. ayeti topladım. Ne anlamışım bakayım oradan psikolojik olarak? Kur'an'ın amacı insanın yaşama sevincini kırmak veya yok etmek değil. Yani o haram bu haram diyorlar ya yeme domuz etini bilmem ne yapmak. Yani Kur'an'ın amacı insanın yaşama sevincini kırmak veya yok etmek değil. Yaratılış amacına uygun bir sorumluluk bilincini taşıyanlara yol göstermektir. Hayatının içini mayalayıp anlamlandırmak, mutlu ve huzurlu ve adil yaşamaya vesile olmak, bu ne kadar oluyorsa sen o kadar hayatının şuurunda ve istikametindesin demektir. Bir daha okuyayım. Taha suresi Hazreti Ömer'in Müslüman olmasına sebep olan sure midir? Ulan benim mouse niye böyle yapıyor ya? Böyle pili mi bitti acaba? Dur bakayım. Hazreti Ömer'in dinleyip de Müslüman olduğu sure Taha suresi. Oo güzel. Elhamdülillah. Evet, o zaman 2 ve 3. ayet topladım.
Kur'an'ın amacı insanın yaşama sevincini kırmak veya yok etmek değil. Ya Kur'an'ın amacı yaratılış amacına uygun bir sorumluluk bilincini taşıyanlara yol göstermek, hayatının içini mayalayıp anlamlandırmak, mutlu ve huzurlu ve adil yaşamaya vesile olmak, bu ne kadar oluyorsa sende sen o kadar hayatının şuurunda ve istikametindesin demektir. Çok şükür. Cümle benim uyduruk kafası marfası kırılmış cümle. Ama 2 ve 3. ayeti okuduğum o hapishane psikolojisiyle, o hücredeki psikolojiyle öyle bir şey çıkarttım. 13. ayet. Bazı insanları Allah'ın seçtiği açık görünüyor. Bu da çok antika. Bazı insanları Allah seçmiş. Var ya hadisi kutsi var böyle 5-6 tane bulmuştum. Peygamberimiz hadisi. Farklı sahabe, farklı zamanda, farklı mekanda sormuş. Ey Allah'ın Resulü. Risalede de var, hatırlayanınız varsa sesi açıp katkıda bulunabilir. Ya Resulallah, ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu? Allah bir kulunu severse, bir hadisi kutsi bu. Kusurlarını ona gösterir. Başka? Sevdiklerini sevdirir. Başka? Allah kendi sevgisini içine koyar. Başka? Dinine hizmetçi seçer. Ne yaptı? 4. Aslında 5 tane şey vardı. Bak, Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Ha, sevdiği işleri nasip eder. 5 tane. Külliyattan birkaç tane de vardı ama unuttum. Kusurlarını gösterir. Dinine hizmetçi seçer. Kalbine Allah kendi sevgisini koyar. Başka? Bir de Allah sevdiklerini sevdirir. Muhabbet şu kainatın bir sebebi vücududur. Dedi, dur bakayım. Allah bir kulunu severse sevgisini kalbine koyar. Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Tamam. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Allah bir kulunu severse sevdiklerini yaptırır. Bir iki tane de var külliyatta ustad söylüyor ama hatırıma getirmedi. Şimdi bazı insanları kim o? Halil. Fakih kılar vardı abi. Ha. Ama Risale'de geçmiyor da belki. Tamam. Dinde fakih kılar. Evet. O da hadis. Fıkı. Evet. Tamam Ali. Başka demeyeceksen sesini kapat geçir. Bir şey diyecektim abi. Üçlü abi üç şey söyledi demiştiniz. Bu hayatında dönüm noktası fakat onu tamamlamadınız. Hayatımda dönüm noktası 3 tane olur. Tamam o. 3 tane sen onu diyor hissedersin. Çok böyle keskin bir viraj olur. Mevlana'da da gördüm ben onu Halil. Yani tamam bitti. Tamam böyle. Seni neredeyse uçuruma, ümitsizliğe artık her şey bitti dediğin anda bitmezmiş. O virajmış. Mevlana'nın sözü o. O kader oradan başlıyor. Rüştem dedi ki herkes farkındalığı kadar. Nedir o? Sorumluluk ne kadar alırsa. Zannediliyor ki sorumluluk almak insanın üretini kaldırır. Eğer hizmetin sorumluluğunu, kendi insanlığının sorumluluğunu, dindeki vazifesinin sorumluluğu alma nispetinde hürüz değilse nefsin kölesiyiz. Onu insan nur talebesi o 3 tane fırsatı hisseder. Dinde fakıh kılar hadisi. Fakıh ne demek? Peygamber aleyhissalatü vesselamın 300 kendisinden 300 seneye kadar fıkıh amele denilirdi. Bunu Gazali söylüyor. 300 seneden sonra fıkıh şey denmiş. İtikada denmiş. Yani iman ilmine demiş. Şimdi mevzumuz şu. Bazı insanları kendi dinine hizmetçi seçtiği çok açık görünür. Onlara itiraz etme, onları tenkit etme. Hikmetini anlamakta zorlanıyorsan
arayı ve onu terk et. Orayı ve onu terk et. Bir daha, bazı insanları Allah'ın seçtiği açık görünür. Onlara itiraz etme, tenkit etme. Peki, ya ama ben kaldıramıyorum yani orayı, yani biraz şey, hikmetini anlamakta zorlanıyorsan orayı ve onu terk et. Ama mukabele yapma. Evet, Taha suresi 14. ayet. Evet, Allah bir kulunu severse Allah razı olsun Halil kardeş. Dinde fakı kılar. Ha bir de Kur'an'da var. Ve men yutel hikmete fakat tutun hayren kesira. 12. söz. Evet, şurada. Onu göstermem lazım. Onu göstermem lazım. Size göstereyim. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle yapayım. Okuyabiliyor musunuz? Ben okuyayım. Kime hikmet verilmişse işte ona pek çok hayır verilmiştir. Bakara suresi, yani ikinci surenin 269. sure. Ya gül de ona çok güzel düşmüş. Gülü Muhammed, Muhammed'i temsil ettiği için. Yani kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayra. Hikmet var ya, hikmet. Bir dakika, ne gördüm bakayım. Süleyman, doktor ne buldun abim? Bakayım, ben Risale-i Nur'a emniyetle hizmet eden kardeşlerimin tarz hayatlarına dikkat ettim. Gördüm ki aynı benim güzergan hayatım gibi. Risale-i Nur gibi bir neticeye göre teçhiz edilip sevk edilmiş. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. 1. Emirden 54. Çok şükür. Bu şey, bu nimet de dediğimiz biraz daha farklı Süleyman'ın. 14. ayet. Allah'ı hatırda tutmak, aczini ve fakrını en canlı yaşatan namaz olduğunu unutma. Allah'ı hatırda tutmak, aczini fakrını canlı tutmak, Allah'a karşı aç ve fakir olduğumuzu, bir onun dışında bir vücudumuzu olmadığımızı, bu aletleri canlı tutan namaz olduğunu unutma diyor. Namazmış. Herhalde namazın da secdesi. 16. ayet. Kendi tutkularında gidenleri sakın benzemeyesin. Kendi tutkularında gidenleri sakın özenmeyesin. Onlara özendiğin kadar kendi değerlerinden taviz vermiş olursun. Bir daha. Kendi tutkularında gidenleri sakın özenmeyesin. Onlara özendiğin kadar kendi değerlerinden taviz vermiş olursun. Allah Allah. 25. Sıkıntıların içinde Rabbim kalbime genişlik ver de diyor. Sıkıntına olduğu zaman Rabbi şrahli sadri ve yessir li kavli vehlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Evet, elhamdülillah. Diyor ki, çok şükürsün. Sıkıntıların içinde Rabbim kalbime genişlik ver diyor. Ben bunu içeride çok okurdum ya. Ondan sonra çok hoşuma da gelirdi. Çok şükür. 26. İşimi bana kolaylaştır. Onun de meali bak hele Gafur. Bak, sıkıntıların içinde Rabbim kalbime genişlik ver. 25. 26. İşimi bana kolaylaştır. 27. Dilimden düğümü çöz. 28. Ki sözümü iyi anlasınlar. 29. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver.
30. Hizmetin için, davan için yakınlarını yardımcı yapmaya bak. Onlar sana çok samimi olurlar. Demek ki hizmette dikkat edersek peygamberler ilk önce yakınların, akrabalarından başlamasını söylüyor. Yakınlarından başlıyor. Akrabalarından davasına sahip çıkanlara da fıtrı bir dava adamı oluyorlar. Fıtrı oluyor yani. Ondan dolayı ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı onun dinlerine yapışın diyor, çarpın diye Ehl-i Beyt'e çok nazarı dikkati celbediyor. Sebebi onlar dindarlıkları bizim gibi değil, böyle fıtrı oluyorlar. Fıtrı yani dedelerinin dini ya. Mesela bir nur talebesi de bir kavme, bir kabileye, bir akrabaya, köye veya kendi familyasını girdiği zaman cibili olarak çoluk çocukları, yakınları, şunları, bunları, kardeşleri, yeğenleri fıtrı sahip çıkıyorlar. Niye? Yani babasıyla, amcasıyla, dayısıyla, amcasıyla, abisiyle dava özdeş oluyor. Yani ona hürmet, ona hizmet ederken davaya oluyor. Demek ki bu Musa Aleyhisselam'a indirilen, yani onu anlatan Musa Aleyhisselam'ın ifadesi, duası: Rabbim kalbime genişlik ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Sonra ona ne yaptı? Kardeşini verdi. Yakınlarından birini bana yardımcı ver dedi. Allah da verince 30'da ne demişiz? 30. ayette de şöyle diyor: Hizmetin için, davan için yakınlarını yardımcı yapmaya bak. Onlar sana çok samimi olurlar. Evet, 39. 30'dan 39'a atladım. Senin düşmanın Allah'ın düşmanı mı? Kimin için yaşadığını belirliyor. Senin düşmanına bak bakalım. Allah düşmanları mı? Sen kimin için yaşadığını düşmanların belirliyor. Eğer örtüşüyorlarsa düşmanınız, senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki sevilesin. Nezaretim altında büyütülüp yetiştirilesin. Bir de okuyorum. Düz okuyorum. Senin düşmanın Allah'ın düşmanı mı? Kimin için yaşadığını belirliyor. Eğer senin düşmanın Allah'ın düşmanı ile ise örtüşüyorlarsa, düşmanımız Allah'ın düşmanı ile benim düşmanım örtüşüyorsa, Allah şöyle diyor: Senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki sevilesin. Seni ben nezaretim altında büyütülüp yetiştirilesin. Allah nezaretini alıyor. Kardeş, görüntünü kapat. Ne yazmıyor? Alternatif. Kırk. Başına her gelen senin arzun ve iradenle gelmiyor. Başına her gelen, bu da yani ne başıma geliyor ya, keşke möşke şeyler oluyor ya, onlara inşallah çare bu. Başına her gelen senin arzun ve iradenle gelmiyor. Hayatın boyunca hayatının içinde olmayan, asla onaylamadığın olayların gelmesi mukadderdir. Musa Aleyhisselam'ın bir yumrukla adamın ölmesi, Musa Aleyhisselam ölsün diye vurmadı. Hayatında da böyle davranış ve gaye yoktu. Allah çeşitli hallere sokuyor. Tasarlardan, taş ne diyor? Tasarlardan, sıkıntılardan ve istemediğin haletlerden ve fiillerden geçirilip, ben seni kendim için seçip yetiştirdim fiili Cenab-ı Hakk'a muhatap olabiliyorsun. İlahi lütufları fark edip hayatında dön, hayatının sürecine bak, ne kadar özel lütuflar var. Ben şimdi bir de baştan alayım. Başta şunu diyor:
Taha suresi 40. ayet anladım. Yani başımıza istemediğimiz şeyler de geliyor ya. E ben ne yaptım deme diyor. Ben ne yaptım deme. Niye? Her şeyi sen takdir edip tercih ettiğin şeyler değildir. Niye bazı şeyler senin iradenin dışında geliyor? Allah onu tanımlıyor. Niye yaptığını söylüyor. Bak diyor ki başına her gelen senin arzun ve iradenle gelmiyor. Tamam. Ne kadar bu psikolojik tedavi biliyor musun şu? Ben ne yaptım ki Allah böyle yapıyor? Veya ben böyle niye başıma niye geliyor? Hep beni mi bulur gibi. Ne diyor? Başına her gelen senin arzun ve iradenle gelmiyor. Tamam. Cenab-ı Hak diyor. Ben veriyorum diyor. Niye veriyorsun? Hayatın boyunca, hayatının içinde olmayan, asla onaylamadığın, yani ben bir şey gönderiyorum senin hayatın içinde böyle bir şey yok. Sen de asla onaylamadığın olayların gelmesi, bunlar mukadderdir diyor. Ben veriyorum. Bu mukadder. Niye diyor? Mesela vermeden ben bir parantez açtım. Musa Aleyhisselam'ın 40. ayette bir yumruk atmış. Yani malum o memur, vergi alma memuru, ya işte garibana zulmediyordu o devletin memuru Firavun. Derken bu yumruk attı. Adam ölsün diye mi attı? Yok, adam öldü. Musa Aleyhisselam ölsün diye vurmadı. Ha, bundan anlaşılıyor ki hayatında da böyle davranış ve gaye yok senin. Öldürmek, kırmak yok. O zaman Allah çeşitli halleri sokuyor. Mesela ne? Tasa var ya, tasa, sıkıntı, dert, keder, sıkıntılardan, istemediğin haletlerden, fiillerden geçirilip onların o imbiklerden geçesin. Ben seni kendim için seçip yetiştirmem için, seni kendime yakınlaştırmam, o tasalardan, sıkıntılardan, taunlardan, bende dertlerden, peygamberler gibi seni de o imbiklerden geçiriyor. Niye? Ben seni diyor Cenab-ı Hak kendim için seçtim. Seni kendim için seçip yetiştirdim. Yetiştirmek için yaptım. Fiili Cenab-ı Hakk'a muhatap olabiliyorsun bununla. İlahi lütufları niye bunlar veriyor? İlahi lütufları fark edesin diye. Mesela Allah Allah vay, nefes almak neymiş? Mesela koronadan sanki yeni inmiş ölüm. Yani bu dünyada ölüm yok muydu? Yeni mi olmuş ya? Yani? Ölümü yeni fark etti insanoğlu dünyada. Ben devlette çalışan birisi var bununla alakalı. İstatistik şeyleri çalışıyor. Dedim ki kardeşim bana 2017, 2018, 2019, 2020 doğum, dünyada ölüm, doğum ve ölüm istatistiğini gönder bana. Tamam abi dedi. Hemen gönderdi. Nasıl yaptım? Abi benim bilgisayarda bu dedi. Muammer Cantürk'te WhatsApp Mecul'da paylaşmıştı o da. İnanın bana koronadan önceyle koronadan sonra dünyada ölüm aynı. İsmi değişik. Ha? Şimdi ne diyecektim? Yani biz, neyse ben diyeceğimi de unut, niye böyle ona geçtim. Cenab-ı Hak bunlardan, şimdi ölümü unuttuk. Korona ile sanki yeryüzüne korona yeni inmiş. Ölüm yeni inmiş. Lan ölüm yok muydu? Vardı. Fark şu, mahallenizde Esselatu ve selamu aleyk, aleyke ya Resulallah. Allah'ın rahmetini, Allah'ın rahmetine ne diyorum, geçti mi diyor. Ne diyorduk? Şimdi sela okunuyordu. Ne zaman? Öğle veya ikindi. Kaç tane? Günde iki tane. Haberlerle şimdi ölüm anonsu haberlerden duyuyoruz. Minarelerden değil. Nerede? Nide'deki ölüm, Kırıkhan'daki ölüm, Fransa'daki, Amerika'da, Rize'de. Yani camide bir öğle namazı, bir sela, bir de ikindi de sela kurtarırdık.
kumardır, içkidir, şudur, garime şudur, televizyon, sosyal medya. Tamam kapat şu camı ya, sela okunuyor. Bir tane selayı geçiştirdin. Hadi ikindi selayı da geçiştirdin. Ama Fransa'daki selayı nasıl geçiştireceksin? 500 kişi selası geliyor haberlerle. İngiltere'de bu kadar. Rusya'da bu kadar. Amerika'da işte 1500 tane sela geliyor. Lan bir iki tane selayı kıvırıyordun. Şimdi bu kadar selaları camiden değil, televizyonda resmi ağızdan sela diyorsun. Ne diyor? Esselatu vesselamu aleyk. Ölüm haktı be kardeşim. Geliyorum sana. Yapma ya. Her gün bombalanıyor. Sen misin ustadın lafını dinlemedin, haberlere, YouTube'lardan çıkmıyorsun? He. Senin o kafana, o kemik gibi kafana haberler var ya, haberler su gibi. Karadeniz'in kayalarına denizin dalgası vura 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 o kayayı oyduğu gibi ben de senin vehmini, zannını oyacağım. Vurdukça sela, Amerika'da şu kadar gitti. Bu seladır. Onu kıvıramıyorsun işte. Kıvırıyordun cami selasını. Haberler selasını kıvıramıyorsun. Ha, ne yapıyor? İlahi kendi ruhunu idare etmekten aciz 64 yaşında bir kadın, köylü kadını ben habersiz yapamam diyor. 65 yaşında mı ne? Dün belki de daha yaşlı. Ben haber niye yaşamasın? Yaşayamam. Peki oradakilerin hepsinin doğru olduğunu biliyorsun. Niye o yanlış olsun dedi. Ha, Kur'an dedi gibi. Ulan %90'ı yalan. Yanlış. Ha, ne yapacaksın? Kendi çoluk çocuğunun, torununun, evladını, kendi hastalığının derdini çekemeyen sen, bütün o niye böyle gitti ya? Oh ya zavallı. O çocuk mu kaçtı? O kadın ona mı gitti? Adam onu mu bıraktı? Onu mu kesti? Şurada 1500 kişi oldu. Nasıl katlanacaksın? He öyle mi yapsam? Ya sen onu kaldıramazsın kardeşim. Nereden söyledim hemen onu? 38. sayfa 37. Kastamonu'nun altta 37'den başlıyor. Daha kendi kalbinin ve ruhunun diyor taşıyamayan haletini ve duyguların hislerini tahammül edemeyen bir insan kendi yapısı, etrafındakileri, bütün küre-i arzın dertlerini, kederlerini nasıl kaldıracak? Nasıl çözümleyecek? Nasıl arkasındaki hikmeti görecek? Güneş gibi bir iman lazım ki diyor gözükenin arkasındaki hikmeti görsün de rahatlasın. Ancak şey gibi iman lazım diyor. Şey gibi ne diyor o Celaleddin yok. Bir Mehdi Asın imamı var, onu gösteriyor usta. Onun gibi bir iman lazım ki diyor zahirde gözükenin arkasındaki hikmet ilahi göresin. Yoksa hadiseler altında inim inim inleyeceksin. Başka hiçbir şansın yok. Ya ustadı dinleyeceksin veya bunu etkileneceksin. Başka hiçbir şansın yok. İşte ben de diyor keşke deme. Niye bunlar başıma geldi deme. Bunları ben senin iradenin dışında tercihin yokken hayatının içerisine ben niye bunları koyuyorum? İlahi lütuflarımı fark edesin. Seni kendime döndürmem. Hayatının sürecine bak, ne kadar lütuflar var olduğunu anlayasın diye yapıyorum. Yoksa keşke bunlar başıma gelmeseydi, keşke deme. Bunlar senin tercihin değil. Korkma, rahat ol. 44. Tebliğde uslup çok önemli. Firavun'a bile yumuşak uslupla söyle ya Musa deniyor. Fekûle kavlen leyyina ya Musa. Uslup çok önemli diyor. 44. ayette. Ama şimdi biz tam kavganın içerisinde, kavganın içerisinde eşine, kocasına, karısına diyor ki hah bak peygambere muhalefet ettin lan onu yapana. Bak bak peygamber kavganın içinde. Ulan sana saldırırken peygamberi tampon yaparsan risalede geçiyor. Karşındakinin diyor yumruğu gelmesin diye Risale-i Nur'u kendine siper yaparsan darbe buraya geliyor. Şimdi onun da peygambere ve Risale-i Nur'a dil uzatmasına vesile oluyoruz. Uslup çok önemli. 46. ayet. Dini hayatınızda korkmayın. Dini hayatınızdan korkmayın.
Yorulan ama asla usanmayın. Yorulun ama asla usanmayın. Öyle yaşa ki seni tenkit etsinler fakat yaşantını tenkit edemesinler. Öyle yaşa ki seni tenkit etsinler zatını. Yaşantını tenkit edemesinler. Kıvırma. Kaygan olma. Dürüst ol. Samimi ol. İrtifanı uçak kattı. Bir de düz gidiyor. Bu irtifanı bozma. Kendine ve hakikatlara ihanet etme. Kendi hakikatına ve peşine koştuğun şeye ihanet etme. Aldırma. Yılma. Ayrılma. Bölünme. Tenkit ve eleştiriyen olma. Her nerede olursan ol, fırsatlara, hadiseleri fırsatlara çevir. Bir daha okuyayım. Şu psikolojiye bak ya. 46. Taha suresi 46'dan çıkarımlarım. Dini hayatınızdan korkmayın. Yorulun ama asla usanmayın. Öyle yaşa ki seni tenkit etsinler. Fakat yaşantını tenkit edemezsinler. Kıvırma, kaygan olma, dürüst ol, samimi ol. Uçağın gitti değil mi? Uçak kalktı. Bir mesafeden uçuyorsun. Ona irtifa denilir. İrtifanı bozma. Kendine ve hakikatlarına ihanet etme. Aldırma, ayrılma, yılma, bölünme. Tenkitçi ve eleştiriyen olma. Her nerede olursan ol, fırsatlara çevir her şeyi. 52. Bu arada bir saatimiz geçti. O zaman şöyle iki tane de okuyayım, tamam. Belki sizin de şeyiniz olur. İki tane daha ayet okuyorum, tamam. Seninle alay edenleri geçiştir, uğraşma. Allah Allah, bu ben çok rastlıyorum. Ya tabii, sakın, ama bunu da unutmayın, cahillere tevazu yapma. Estağfurullah, siz daha iyi bilirsiniz. Ya buyurun falan, sakın ha, ne imamlıkta ne konuşmada cahillere tevazu yapma, tevazuyu gerçek zanneder. İki, ustad diyor ki enaniyetlilere karşı sakın tevazu mütevazı olma. Enaniyetlere karşı enaniyetini göster. Tamam, öyle yerinde kullanacaksın. Seninle alay edenleri geçiştir, uğraşma. Her soruya iltifat etme. Kınamalarına, olaylarına aldırış etme. Alaylarına aldırış etme. Kınamalarına, alaylarına aldırış etme. Ama altta, ama alet de olma. Unutma. Bazen cevap vermemek, muhatap olmamak, en büyük cevap ve muhatap olmak olduğunu unutma. Bir de okuyorum. Seninle alay edenleri geçiştir, uğraşma. Her soruya iltifat etme. Yemleniyorsun yani. Soru hemen katma. Hayvana yem atıldığı gibi gelme. Kınamalarına, alaylarına aldırış etme. Ama alet de olma. Unutma. Bazen cevap vermemek, muhatap olmamak, en büyük cevap ve muhatap olmak olduğunu da unutma. Son ayet. 58 ve 57. ayeti birleştirdim. Senden namusları, hayatları ve malları emin olsunlar. Öyle yaşa ki seni öyle görsünler ki namuslarını, hayatlarını, mallarını sana emanet edince veya edebilecek bir insandır diye senden bu konuda emin olsunlar. Düşmanların bilsinler ki senin bunlarla işin yok. Düşmanların bilsinler ki senin namusla, öldürmekle, malla, mülkle, makam ve şöhret gibi insanlarca cazip olan şeylerle işin olmadığını bilsinler. Bir de okuyorum. 58 ve 57. ayet. Senden namusları, hayatları ve malları emin olsunlar.
düşmanların bilsinler ki senin bunlarla işin yok. Buraya kadar okudum. Taha suresi. İnşallah ya nasip bir de olursa 61. ayetinden devam edeceğim. Belki bazı kardeşler merak eder. Bu kaçıncı süreye kadar yapabildim? 28. 29. sürenin yok Rum suresi 30. süreyi yazdım. Tali olunca öyle kaldı. Kaç tane süre var? 114. Kaç tane cüz var? 30. O cüzü karıştırmayın diye söyledim. Rum suresinde kaldım ve ondan sonra da çıktım. Ne demiş? Onu bakayım. Allah Allah. El gidi. Bu en son. Ha, Kasas suresi ile Ankebut suresi Maltepe'de yazmışım. Maltepe cezaevinde. Maltepe'ye de girdim ya. Üçüncü bir tane. Bunu da orada getirebilirdim. Demek ki niçin söylüyorum bunu? Yani 30. cüze kaldım. Devam etseydim bütünün hepsini yapacaktım. 114. 30. cüze kadar. Ama şimdi beraber kaça kadar geldik? Taha suresi 20. İnşallah bu zaten 30'a kadar biz epey çok psikoloji alırız çok şükür. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki can da aziz eylesin. Bir bakayım arkadaşlar soru veya noktayı nazar yazmışlar mı yukarıdan aşağıya? Bir bakayım. Hepsini okuyamayacağım böyle. Uzun zaman alır. Atla ve fayda okuduk. Onları da Allah razı olsun dua ediliyor. Hepimiz kardeşim. Bak şimdi. Bir uyanıklık yapayım. Bana dua ediyorsunuz ya. Kendinize ediyorsunuz. Niye biliyor musun? Beş vakitte diyorum ki ya Rabbi. Ezberlemişim. Kime söz vermişsem inşallah. Kim bana dua ediyorsa. Ben kime dua ediyorsam. Bak kim bana dua ediyorsa. Kim bize dua ediyorsa, kimin bende hakkı hukuku varsa, kim hizmet-i imaniyede maddi ve manevi zerre kadar hissesi varsa, ya Rabbel Alemin, insi ve cinni, semavi ve arzi, maddi ve manevi, bütün hastalıklardan, musibetlerden, tufanlardan, erva-ı habiselerden, hıfz-ı emin eyle ya hafız. Böyle dua ediyorum. Amin ya Rabbi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü sürmetine diye. İnşallah birbirimize dua edilir. Ben de size dua ediyorum. Ediyorum yani böyle. Ya Rabbi bizimle alakadar olan, bize dua edenleri, meşgul olanları, bizim dairedekileri, nur dairesini ve ehli imanı ya Rabbi böyle. Memleketimizin selahı için, namus, memleketin namusuna, mukaddesatına, bayrağına, dinine, şairine, vatanına hizmet edenlerin ya Rabbi ve yardımcılarını, ustad da yardımcılarını da diyor, yardımcılarını iki cihanda aziz eyle. Hayırlı işlerde muvaffak eyle, hizmet imaniye, Kur'an'ı daim saim eyle ve bizi ve sizi ve bizi hepimizi iştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi ziyade eyle, eylesin ve kalan ömrümüzü geçirmiş ömrümüzden daha hayırlı eyle, yapamadığımız şeylere de niyetimize göre muamele eyle ya Rabbi. Ne diyeceğimizi de ne de isteyeceğimizi bilmiyoruz Allah'ım. 124 bin peygamberlerin istediklerini istiyoruz. Sığındıklarından da sığınıyoruz. Allah'ım onların yüzü sürmetine, onların imanları senin yanındaki hakikati, mahiyeti hatırına, hürmetine, onların istediklerini ver, onların istemediklerini bize nasip etme ya Rabbel Alemin. Allah'lık hatırına, ey Musa'nın Rabbi, ey İbrahim'in Rabbi, ey İsa'nın Rabbi, ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbi, duamızın Kerbela'da revan olan kanın hürmetine, Şah-ı Fırkat'a yanan gönüller hürmetine, gece teheccüde kalkıp yaşaran gözler hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Gökleri izdihazlarıyla, zemini müştemelatıyla bütün mahlukatı tesir eden kudretinin, iradetinin, hikmetinin hakkı için nefsimizi bize musahhar eyle, matlubumuzu bize musahhar kıl. Süleyman Aleyhisselam'a denizi, Davut Aleyhisselam'a dağ ve demiri, İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şems-i kameri musahhar kıldığın gibi insanların akıllarına, kalplerine Risale-i Musahhar yap. Bizi ve nur talebelerin ehli imanı
cehennem azabından hüfseyle cennet-i firdevste mesut kıl ya Rabbel alemin. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine mazhar eyle ya Rabbel alemin. Ve ahir davahümen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat. Allahümme salli ala seyyidina bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Rahman ve malik yevmi din iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtina sıratel mustakim sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve lallin. Amin, amin, amin. Bakayım siz yazınız. Bakayım. Evet, dünyada kavga edecek kadar zamanımız yok. Niye? Bizi sevenleri sevmeyle meşgulüz. Bizi tenkit edenleri tenkit edecek kadar zamanımız yok. Bir daha. Bizi sevenleri sevmeyle meşgulüz. Bizi tenkit edenleri tenkit edecek kadar zamanımız yok. Elhamdülillah. Şefaat mi? Kavgasız cihat yoktur. İşte o kavga nefsimizdedir. Gerisi hikaye. Bir topluluk içinde uhuvvete aykırı düşünmek ve hareket eden düşünmeli değil mi usta, demiyor mu? Demiyor mu siz bir fabrikanın işten çakları gibiyiz elhamdülillah. Bir araba düşün tekerlekleri diyecek, ben olmasam gidemez. Motor diyecek ben olmasam, benzin diyecek direksiyon, gaz pedal, sonuçta tek bir vidası eksik o bile olsa, evet çok iyi derli toplu, tek bir vida bile, aynen kardeşim, evet. Hazreti Ömer'in dinleyip de Müslüman olduğu sure demiş. Serkan ne demiş? Muhabbet şu kainatın bir sebebi vücududur. Serkan Çakmak. Aklın varsa bütün o muhabbetleri topla, hakiki sahibine ver. Çok şükür elhamdülillah. Süleyman İksin okudum doktorum. Rabbi Rabbi Şrah. Evet Rabbi Rahli Şadi Sadi. Evet onu şey yaptık, hatırladık. Ondan sonra muhabbet adalet. Evet. Başka ne var? Ne demiş? Öğrencim. Na ehil olur mu arız ehil? Her Ahmet'e bulunur bir Ebu Cehil. Eren edebiyat öğretmeni. Edebiyat öğretmeni eğer çıkmamışsan bunu bir bize kısaca söyle bunu. Na ehil olur ma ar... Eren hadi bakalım. İki kelam et bakalım. Yazdığını. İyi dediniz ya abi siz. Size itiraz edenler olur. Enaniyetlere karşı enaniyetinizi gösterin gibi. Orada o geldi aklıma da. O söyler misin? Nedir? Şey, Osmanlı Şeyhülislamlarından bir tanesi Kemal Paşazade diye. Onun bir şiiri na ehil olur diyor. Yani ehil olan kişinin marızı na ehil olur. Her Ahmet'e bulunur bir Ebu Cehil diye de misallendiriyor. Ya bir örnek versene böyle, ben biraz kafam basmıyor da. Yani işte örnek derken abi, mesela siz bir işin ehlisiniz. Tamam, muarız etti siz bana. Ehli olduğunuz için sizin muarızlarınız ehil olmayanlar olacaktır. Hı hı. Ehil olan arıza çıkartmaz demek yani. Evet, arıza çıkartmaz. Yani niye kale almayın? Çünkü o ustad da diyor ya, böyle tenkit değil, taş atmak değil de o meyveyi koparsa diyor. Evet. Bitlis'te misin muallim? Bitlis'teyim abi, evet. Evet, maşallah, güzel. Hava ne kadar bulutlu, kar, fırtına, tufan da olsa irtifanı korursan bunlar aşağıda kalır. Sen güneşli bir havada seyahat edersin, çok güzel. Amin. Allah razı olsun hepinizden. Kendim için ne istiyorsam her cümle katını ömür neyse o dua. Manasını amin. Ondan sonra Allah, Muhammed ne yazmış? Allah yanımızda, tamam. Başka bir şey yok galiba. Diyeceğinizde bir şey yoksa geceyi kapatıyorum abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü ebeden daima sevgili kardeşlerim. Geceniz mübarek olsun. Aleykümselam. Allah razı olsun. Allah razı olsun.